Herkese merhabalar. Bugün teknoloji tasarım dersi ikinci dönem, ikinci sınavının soru çözümlerini yapacağız. 3 üniteyi kapsayan bu sınav aslında basittir. İnternette en yaygın soruları sizler için derledim. Hatta kendi hazırladığım soruları da buraya ekledim. Hazırsanız başlıyoruz. 7. sınıf 2. dönem 2. sınavında ürün geliştirme, enerjinin dönüşüm ve tasarım engel seyahat teknolojileri ünitelerinden sorular gelir genellikle. Ama öğretmenleriniz ne yapar bazen diğer konulardan da böyle sorular serpiştirebilir. İlk sorumuz yer altında biriken suların magma tabakasına yakın bölgelerde ısınarak tekrar yüzeye çıkmasıyla oluşan enerjidir. Sıcak su veya buhar şeklinde yer yüzeyine gelen bu enerjiyi elektriğe dönüştürmek mümkündür. Ayrıca turizm amaçlı da kullanılabilir. Paragrafta bahsedilen enerji türü hangisidir? Bir şeyler, yani bir enerji var. Yer altından geliyor bir enerji aslında ve onun kinetik enerjisini biz elektriğe dönüştürebiliyoruz. Yer altından gelen enerjimiz Jeotermal enerji. Zaten jeo yer kabuğu demek. Termal de sıcak demek. Yer kabuğundan gelen sıcaklık anlamına geliyor. Hangisi işitme engelli bireylerle ilgili kavramlardan değildir? Bu soruları iyi okumak lazım. Değildir diyor işitme engelli. İşaret dili işitme engellerle ilgili. İşitme cihazı da onların daha iyi duymalarını sağlıyor. Braille alfabesi beklesin. Altyazı bazı filmlerde ve dizilerde işitme engelliler için oluyor. Ama Braille alfabesi Görme engelli bireyler için tasarlanmış kabartma yazılardır aslında. O yüzden doğru cevap birey alfabesi. 21 yaşında yakalandığı ailesi hastalığı sebebiyle hayatını kendisi için özel tasarlanmış tekerlekli sandalyeyle geçiren dünya cönüllü İngiliz fizikçi, fizikçi kimdir? Şimdi Da Vinci Rönesans yaşamış bir bilim insanı. Albert Einstein biraz daha 1900'lü yıllarda. Thomas Edison da 1800'lerin sonlarından 1900'lerde ama Tom, uh, Stephen Hawking belki duymuşsunuzdur. Tekerlekli sandalyesi var. E, ailesi hastalığı da tüm vücudunuzdaki iskelet yapısını ve kas sistemini bozan bir hastalık. Kullanabildiği tek kası göz altındaki bir kas. Şuradaki kas. Sadece bunu kullanarak, bu kası kullanarak kendine özel tasarlanmış şu gördüğünüz e, tekerlekli sandalyede klavyesini kullanarak kitaplar yazdı, dersler verdi, seminerler verdi. Üretmeye devam etti. Bununla ilgili bir film de var. Film tavsiyesi de şudur. Bu filmi mutlaka izleyin. O yüzden doğru cevabımız Stephen Hawking. Ürünün fizik yapısını bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklarla getirmek, maliyetini azaltmak, kalitesini yükseltmektir. Tanıma verilen ifade hangisidir? Yani bir ürün varmış, var olan halinden daha iyi olacakmış. Antropometri insan ölçüleriyle ilgili. Mekanik tasarım biraz da hareket tasarım anlamına geliyor. Ergonomi, ürün veya ortamın insanla olan etkileşimi. Ama ürün geliştirme kavramı daha genel bir kavram. ürünlerin aslında olduğu yere kalmayıp daha da gelişmiş anlamına geliyor. Yani buradaki paragraf açıklayan kavram bu. Bu arada kanalın istatistiklerine baktığımda abone olan arkadaşlar şu kadar, abone olmayanlar bu kadar. Yani madem videoyu izliyorsanız destek olmak için abone olmanız çok güzel olur. Desteğinizi bekliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Hangisi yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alır? Yenilenemez neydi? Bir gün yok olacak, bitecek enerji kaynaklarıydı. Güneş, sonsuz diyoruz biz güneşe çünkü güneşin sonu geldiğinde dünyanın sonu geliyor. Kömür, sonu var. Rüzgar, sürekli oluşan bir şey. Jeotermal yer altından sürekli gelecek. Ama kömür bir gün bitecek. Yani bir gün madenlerden kömür stoğu dünyada sıfırlanacak veya çok az hale gelecek, çıkarılamaz hale gelecek. O yüzden kömür yenilenemez enerji kaynağıdır. Cümlelerin başında doğrusu doğru, yanlışsa yanlış koyacağız. Ürün geliştirme sürecinde kullanıcıların ihtiyaçları ve beğenileri önemli değildir. Tam tersi, ürün geliştirme ihtiyaç ve beğeni esaslıdır. O yüzden bu yanlış. Rüzgar enerjisiyle günün her saati elektrik üretilebilir. Doğru. Rüzgar eğer gece gündüz esiyorsa sürekli esiyorsa sürekli elektrik üretebilirsiniz. Burada aslında güneş enerjisinin atıfta bulunuyor. Çünkü güneşten sadece gündüz elektrik üretebilirsiniz. Rüzgardan gece gündüz üretirsiniz. Görme engelli bireyler kabartma alfabe ve kitaplarla eğitim alabilmektedir. Doğru. İşte Braille alfabesi az önceki cevaptan geliyor. Akmakta olan bir su kütlesinin çark veya benzeri bir nesneyi döndürmesiyle ortaya çıkan enerji hidrolik enerjidir. Doğru. Biz buna suyun gücü diyoruz. Su akarken kinetik enerjisi, hareket enerjisi yani özel sistemleri döndürerek elektrik üretebiliyor. Dünya Engelliler Günü 3 Aralık olarak kabul edilmektedir. Doğru. Dünya Engelliler Günü Aralık 3'e. İnsanların boy, omuz genişliği, el ayak uzunluğu gibi fiziksel ölçüleriyle ilgilenen bilim dalı ergonomidir. Hayır. Antropometridir. Ergonomi ürün veya nesnelerin insanla ve etkileşim inceler. Antropometri ise ölçüyü inceler. Ölçülere bakar. Her birey bir engelli adayıdır. Güzel. Doğru. Hepimizin aslında potansiyel bir engelli olması var. O yüzden hani ben sağlıklıyım ya yani beni engelliler veya engellilik beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz. Herkes engelladığı arkadaş. Petrol, kömür, doğalgaz fosil yakıtlar grubunda yer almaz. Tam tersi bunlar fosil yakıt. Enerji kaynakları iki ayrılır. Her birine üç örnek yazacakmışız. Yenilenme enerji kaynakları. Evet güneş bir. Rüzgar iki. Mesela dalga üç. Yenilenemez. Buna da petrol, kömür, doğalgaz diyebiliriz. Burada bir görsel sorusu var. Aşağıda verilen nesneyi ergonomik kriterlerine göre değerlendiriniz diyor. Şimdi bu ürünün neresi ergonomik ve yani nasıl? Ama bu, bu ürünü yani şu gördüğünüz resimdeki ürünü baz alacağız. Hepsi, e, tüm kumandaları değil. Mesela diyelim ki tuşları parmak ucunun basabileceği boyuttadır. Yani o tuşlar rastgele değil aslında. Yetişkin parmağı Tuş konumları tutarlıdır. Yani işte burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var böyle rastgele verilmemiş mesela tuşlar. Veya yukarı tuşu yönü yukarı bakıyor falan. Gövde boyutu uygundur. Yani şu tuttuğunuz zaman bir kuman tuttuğunuzu hissediyorsunuz aslında. Ne çok ince ne çok kalın ne çok kaba. Renk farklılıkları var burada. Gördüğünüz gibi bazı tuşlar farklı renklerde. Aslında bu da kolaylık sağlayabiliyor bence kullanıcıya. Çünkü kırmızı, mavi, sarı işte hangisini kullanacağım, hangisine basacağım direkt renge basabiliyorsunuz. Hadi bu 5. soru da siz yapın. Yorumlara yazın bakalım. Bu kumandayı ergonomik kriterlerine göre değerlendirin. Yorumlarda görüşelim. Yenilenebilir enerji çevreye çok az zarar veren hava su toprak kirliliğinde yenilenemez kaynaklara göre çok daha temiz olan enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? Hangisi yenilenebilir diyor. Şimdi nükleer enerji yenilenemez diye geçiyor. Çünkü nükleer orada bir yakıtımız var. Örneğin en popüler uranyum veya toryum. Onlar kullanıldıktan sonra atık haline geliyorlar. Fosil yakıtlar zaten yenilenemez enerji kaynaklarının kaynağı. Pil batarya bir enerji kaynağı değil. Bu elektriğin taşınmasıyla ilgili bir kavram. Ama rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjilerin en popülerlerinden biri. Güneş ve rüzgar çok popüler. Doğru yanlış sorumuz geldi. Rüzgar enerjisi elektriği dönüştürürken etrafa duman çıkar. Yanlış. Çıkmaz. Güneş enerjisi evlerde kullanılabilir. Doğru çok rahat kullanılır. Türkiye'nin en büyük barajı Göksu Barajı'dır. Yanlış. Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk Barajı'dır. Dalga enerjisinden gece elektrik üretilmez. Yanlış. Dalga gece de olur. Her denizde farklı ama birçok denizde gece gündüz dalga oluyor. Açık uçlu bir soruya geldik. Elektrik tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle daha çok elektrik santrali kurmak gerekir. Ancak daha az elektrik tüketirsek daha çok elektrik santrali kurmaya gerek kalmaz. Peki nasıl daha az elektrik tüketebiliriz? Elektrik tasarruflarını yazınız. Şimdi arkadaşlar bu sorunun cevabını bu da vermeye gerek yok. İnternette elektrik tasarrufu nasıl yaptığını diye bir araştır. Bununla video izleyin. İşin temelini anlayın yani. Mantık kursanız da bunu yaparsınız. İşte nedir? Kullanmadığınız cihazın fişten çekmek, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, makineleri dolunca çalıştırmak, çalıştırmamak. Kaliteli ürünler kullanarak bu A diye geçiyor ya daha az elektrik tüketir o cihazlar onları tercih etmek gibi 3 tane saydım mesela daha bir sürü, bir sürü var aslında. Ürünlerin insanlar için daha kullanışlı olmasını sağlayan bilim hangisidir? Arkeoloji kalıntıları inceliyor. Engizisyon Bununla alakası yok. Yani bu mahkeme türü <laughs> orta çağda. Ekonomi bununla da alakası yok ama buradaki kavramımız ergonomi. Burada aslında bir nevi kelime oyunu var. Yine doğru yanlış sorusu geldi. Güneş enerjisinden gece elektrik üretilmez. Gündüz depoya elektrik kullanılır. Doğru. Akülerde bunlar gündüz üretilen elektrik akülerde depolanıyor. Rüzgar doğada bedava bulunan enerjidir. Doğru. Rüzgarı kullanmak bedava. Rüzgarın kendisi bedava ama tabii rüzgarları üretilen elektrik paralı. Dalga enerjisi en çok elektrik üreten enerjidir. Hayır. Şu an dünyada dalga henüz, dalga enerjisi henüz kendini ispatlamış değil. Barajlarda elektrik üreten tesislere hidroelektrik santrali denir. Doğru. Kısaca HES deniyor bunlara. Yenilenemez enerji kaynakları petrol, kömür, doğalgazdır. Doğru. Projenizin maketini veya modelini yaparken kullandığınız malzeme ve araç gereçleri yazdınız. Şimdi burada aslında soru şu. Ee, sizin bir sorunu çözen bir projeniz var, bir fikriniz vardır. Maketini veya prototipini yapmışsınızdır. Belki sergiye çıkacaktır yakın zamanda. Orada kullandığınız araçlar, gereçler işte makas, artık yapıştırıcı, silikon tabancası, hızlı yapıştırıcı, neyse çivi, vida. Malzeme olarak karton, kağıt, ne bileyim teneke, plastik, şişe gibi onları listeleyeceksiniz. Aslında çok basit soru yani. İnsanla kullandığı ürün makine yaşanılan ortam ve çalışma ortamı arasındaki ilişki inceleyen düzenleyen bilim dalı. Neydi neydi neydi? Ergonomiydi. İnsan ürün, insan ortam. Kısaca iş yapabilme yeteneğine enerji deniyor. Fen konusu. Son yüzyılda ve günümüzde en çok kullanılan enerji hangisi? Tüm evlerde mesela, tüm cihazlarda elektrik. En popüler bu. İnsan vücudunun boyutları ve fiziki ölçüleriyle ilgilenen özel bilim dalının adı nedir? Gene boyut, hatırlayın ölçü neydi? Antropometriydi. Metri de aklınıza gelsin. Metri zaten ölçüm ölçmek demek. Resimlerden hangisi ergonomik olan aykırı bir durum içerir? Nedeni kısaca yazınız. Demiş. Şimdi burada bir insan var, taburede oturmuş bilgisayarın başında. Eğik klavye. Eğik klavye iyidir. Yani çok göz Normalde kollarınız böyle durmaz şey. Biraz açılı durur. İyidir. Burada bel desteği var, diz desteği var, ayak desteği var mesela, işte kol desteği var. Güzel bir çalışma ortamı uygun. Burada insan vücuduna uygun, eklem ve kas yapısına uygun bir yatak görüyoruz. Tabureye oturup bilgisayara eğilmiş olan bu arkadaş aslında ergonomiye aykırı bir durum içeriyor. Nedeni de yanlış oturma elemanı kullanması. Oturma elemanından kastımız ne? Tabure. Örneklerdeki enerji dönüşümü kazanımını inceleyiniz. Benzer bir ürün tasarımı siz yapınız. Şimdi burada baktığımızda güneşten elektrik üretecek ve bireysel kullanım için bir cihaz yapılmış. Burada ağaç yapılmış. Bu da aynı şekilde bakın güneş paneli var. Güneşten elektrik üretecek. Onu harekete dönüştürecek bir ürün tasarlayacağız burada. Ne olabilir? Çizersiniz. Belki atıyorum güneş paneli çalışan su kıtırı düşünebilirsiniz. Güneş panelinde çalışan tek kişilik bir küçük araba olabilir. Bisiklet gibi. Üç tekerlekli, dört tekerlekli. Yani ulaşım aracı tasarlayacaksınız. Sonra güneşten enerjisini alacak. Aslında mantık bu. İşte bunlar ikinci dönemde karşınıza çıkabilecek en genel sorular. Umarım iyi notlar alırsınız. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar.